İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, milli iradeyi hiçe sayarak demokrasiyi kesintiye uğratmak isteyen başarısız darbe girişimini bir kez daha kınadı. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, gündemdeki gelişmeler ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Seyfi Dingil, belediye briefing salonunda düzenlediği basın toplantısında herkesi çuntacılara karşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti. Darbecilerin, milletimizin sergilediği kahramanca direniş sonucu bu hain emellerine ulaşamadıklarını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Fethullahçı terör örgütüne bağlı bir grup asker tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe, milletimizin sergilediği birlik ve beraberlik ile kahramanca direniş sayesinde başarısız oldu. Ülkemizin bölgesinde söz sahibi bir ülke olmasını istemeyen ve kendi çıkarlarına alet etmek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup, demokrasimiz halkımızın birlik ve beraberliğine, en önemlisi de milli iradeye kastederek bir darbe girişiminde bulunmuştur dedi. Dingil sözlerine şöyle devam etti. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi Türkiye bir darbeye sahne oldu. Malumunuz, bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok ama inan ülke büyük mübadelerin altından kalktı. Tabii bunun da en büyük yardımcısı milletimiz, vatanına, bayrağına, devletine sahip olan milletimiz. Samimi söylüyorum. Yani bizler bile bu kadar tepki olacağını, yani bu kadar demokrasiye sahip çıkılacağını gördükten sonra artık bu ülkede hiçbir zaman ihtilalin olamayacağını veya kafası esenin ihtilal yapamayacağını, bu milleti ödemeyeceğini gördük. Bütün dünyaya da örnek olduk. İnanın demokrasinin yeniden tarifini bütün dünyaya Türk milleti öğretti. Bütün dünyaya. Bundan sonra nerede böyle bir ihtilal olacaksa inan Türk milleti örnek oldu. Bu açıdan da bu konunun apayrı, yani dünya üzerinde demokrasinin, özgürlüğün, insan hak ve hürriyetlerinin, ne bileyim yaşam kalitesinin, insanın yaşamına müdahale etmeye artık kolay kolay dünyada ihtilaller olacaktır ama bu kadar basit, bu kadar kolay olmayacaktır. İşin bir de bu muhteviyatı var. Yani hem Türkiye üzerinde insanımızın, milletimizin bu kadar hassas duyarlı olmasının bir örneğini, yani 60'larda, 70'lerde, 80'lerde hep iktidar oldu. Şapkasını alan kaçtı gitti. Ama artık eski Türkiye yok, eski Türk milleti yok. Bütün A'dan Z'ye her görüşte insanlar meydanlarda, bugün 7. günümüz. Ben onlara da teşekkür ediyorum. İnanın CHP'lisi, MHP'lisi, mezhebine bakmadan, ırkına bakmadan, ana baba günü gece 2'lere, 3'lere kadar. Yani bu bütünlük inanın bizim gözlerimizi de yaşattı. Hakikaten demokrasiye bu kadar susamış bir milleti dünyada başka göremezsin. Yani bir de o kadar planlı bir ihtilal hesaplanmış ki, neydi o Rusların matruşka mı deniyordu ona? Çıkarıyorsun, içinde bir tane çıkartıyorsun, planın içinde plan, planın içinde plan, planın içinde plan yapmışlar. Yani A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı işin içine girdikçe veyahut da tabii yerel yönetici olarak toplantılara katılıyoruz, bunları görüyoruz belgelerle birlikte. Yani işin muhteviyatı sırf Türkiye'deki rejimi değiştirmek değil, Türkiye'yi parçalamakmış maksat. Daha önümüzdeki günlerde televizyonlarda veya belgelerde göreceksiniz. İşin içinde DAEŞ var, işin içinde İran'ı var, işin içinde ülkenin işgali var, işin içinde milleti birbirine kırdırıp dış güçlerin müdahalesi var, bir Irak gibi, bir Suriye gibi. Yani inan her gün bir sayfa açılıyor. Yani 60'lardaki, 70'lerdeki ihtilal gibi değil bu ihtilal. O zaman askeriye geliyordu, iktidarı değiştiriyordu, 6 ay sonra seçime gidiyordu. A partisi gidiyordu, B partisi geliyordu. Şimdiki ihtilal bu değil. Şimdiki darbe Türkiye'yi parçalamak, iç savaş çıkarmak, milleti birbirine kırdırmak, dış güçler demokrasi adına gelip ülkeyi işgal etmesi, bu arada sınırımızdan büyük miktardaki teröristlerin ülkeye girmesi, ağır silahlarla, bunların karşısını verecek de Türk ordusunun müdahale etmemesi. Her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Allah korumuş ülkemizi, Allah korumuş. Tabii her şeyin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Ama o tankların önüne kendini atanlar, mermilerin önüne atanlar, hepsi birer kahraman.
240 şehit verdik ama Türkiye yeniden doğdu. Yeniden doğan Türkiye'nin bu sancılı doğumuna da biz ebeler olarak hep beraber sivil toplum örgütüyle, basınıyla, medyasıyla, değişik partilerdeki kuruluşlarla, ilçe başkanlarımızla, Allah razı olsun hepsi arıyor, hepsi geliyor, hepsi burada bu ülkeye sahip çıkıyor. Önemli olan ülke, önemli olan bayrak. Bugün biz varız, yarın başkaları olabilir. Daha sonra başkaları olabilir. Ama inanın bu kadar vahametli olduğunu dahi biz birkaç gün sonra, her geçen gün daha yeni bir projeleri öğreniyoruz. Sizlerin vasıtasıyla da hem desteklerinize teşekkür ediyorum, hem de buradan iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, bizleri yalnız bırakmaması. Yani geliyorlar ama bu nöbeti devamlı ülkedeki badire atlatılana kadar ben hepsini meydana davet ediyorum. Gelsinler A'dan Z'ye, hepsine açık davetimiz var. Hepsi demokrasiye sahip çıktıklarını biliyorum. Ama nöbette biraz daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz biz gönül olarak. Yani sivil toplum örgütlerimiz var, bir sürü iş adamlarımız var, bir sürü sanayicilerimiz var, bir sürü odalarımız var. Şehirde 300'den fazla derneğimiz var. Yani lütfen gelin bu ülkeye bayrak, sadece benim değil, hepimizin meydanlarda, bu demokrasi nöbetimize hep beraber devam edelim. E tabii bu arada ummadığımız isimler gözaltına alınıyor. Daha şimdi isim vermek de önemli değil. Daha sonra zaten valilik ve emniyet açıklayacak. Kentimizle de ilgili açıklayacak. Ama İskenderun ihtilalin başlangıç noktası olduğunu duyumlarını aldık. Yani İskenderun'dan başlayacak. Mersin, Adana, Akdeniz'den girişler yapılacak. Ama daha sonra tabii yani Ankara, İstanbul kadar İskenderun da çok önemliymiş. Bu da İskenderun'un stratejik yapısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Burada da Allah razı olsun milletimiz, sizler, bizler inanın büyük bir mücadele verildi. Tabii damlaya damlaya görüldü. Türkiye'nin her yerinde kendini tanım önüne atan A'dan Z'ye sabah 5'lere kadar millet oturuyor. Yani gece 1.30'da açık hava toplantısı yapılıyor. Bir bakıyorsun televizyonu açıyorsun, gece 2.30'da şu vilayette, şu kentte meydanlarda mitingler yapılıyor. Bu dünya tarihinde olmuş bir şey değil. Ne kadar mazlum varsa, ne kadar mağdur varsa dünya ülkelerinde, Müslümanlar arasında veya ezilmiş halkların arasında inanın Türkiye büyük örnek oldu. Bundan sonra hiçbir ülkede dış güçler bu kadar rahat hareket edemeyecekler. Bu aynı zamanda ülkeye ve bölgemize barış gelmesi açısından da bir musibet bir nasihattan iyidir derler. Eksiğimiz yok mu, hatamız yok mu? Var ama bu musibet ülkenin yeniden uyanmasına, yeniden birlik olmasına, yeniden kenetlenmesine de vesile oldu. İçimizdeki ayrı kodlarını belki 50 yıl temizleyemezdik. 3 aylık olağanüstü hal, sık yönetim değil, sadece dediğimiz gibi daha seri, daha hızlı hareket edip ülkenin ekonomisini de, ülkenin huzurunu da, ülkenin rahatlığını da bir an önce açabilmek gayesiyle yapılmış bir Bakanlar Kurulu kararı, Milli Güvenlik Kurulu kararı 3 aylık. Yani bundan sonra önümüz çok açık, aydınlık günler, çok ferah günler bekliyor. İskenderun için de bu çok önemli, Hatay için de bu çok önemli. 20 Temmuz'da Mısır'da randevu alınmıştı. İptal oldu. Suriye meselesi 30 Temmuz'da Putin'le beyefendi Sayın Cumhurbaşkanımız görüşecekti, iptal oldu. Ne zaman ki bölgede bir huzur, rahatlık gelecekti, engel olmaya çalıştılar. Belki böyle de hayırlı oldu. Yani diğer partileri de karıştırmak istediler. Birileri tutturdu 10 Temmuz. Kardeşim niye 10 Temmuz? Demek ki darbe olacakmış. Bir an önce bir yerlere ele geçirilmek istenmiş. İlle de 10 Temmuz. Ya bırak bir Ağustos'ta yap kongreni, atıyorum örnek. Yok, ille 10 Temmuz. Çünkü yaş var. Çünkü otlar temizlenecek. Yani zincirleme, bağlantı yaptığınız zaman büyük bir darbenin veya daha Türkiye'de, dünyada böyle büyük bir darbe planının yapılmadığını görüyoruz. Hani hakikaten çok ince işlenmiş, nakış gibi işlenmiş, bütün Türkiye'nin dışında Orta Doğu'yu,
Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları içine alacak büyük bir operasyondan dönüldü. Yani dünyanın üçte birini engellemiş oldu Türkiye. Seçilmiş hükümetler, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi şartlarda olursa, hangi görüşte olursa olsun, darbeyi millet yapar, millet getirir, millet götürür. Yani sağ olsun Kılıçdaroğlu'da olsun, Bahçeli'de olsun, HADEP'te olsun, hepsi darbeye karşı olduğunu ilk günden beri itiraf ettiler, karşı durdular. Birlikte mecliste güzel bir pozisyon aldılar, büyük hep beraber bildiri yayınladılar. Ordu, millet, vatandaş, basın, medya hepsi bir arada Türkiye'yi bu badireden atlattılar. Tabi bugüne kadar bu kadar uyanmamıştık. Diyebilirsiniz bundan önce niye şu öyle olmadı, böyle olmadı ama Cumhurbaşkanı'nın baş yaveri bile onlardansa sabah akşam. Bilemiyorsun, bilemiyorsun. Ama artık gözü açıldı milletin. Bundan sonra da inşallah böyle bir badire gelmez. Ben burada bütün vatandaşlarıma, sizlere, bütün sivil toplum örgütlerine, bütün yerel veya kamu idarecilerine, A'dan Z'ye, aklımıza gelecek bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de verdiğiniz destek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama büyük bir badire atlandı. Şayet böyle bir şey olsaydı belki 30-40 yıl bu memleket hiç savaştan kurtulamayacaktı. Bir Irak'ı, bir Suriye'yi görüyorsunuz, bir türlü toparlanamıyor. Hepsinin derdi dış güçler. Yoksa bizim kimseyle kavgamız yok, kimseyle bir ne bileyim alıp veremediğimiz yok. Yani biraz da konuyu böyle düşünmenizi ben rica ediyorum. Konuyu biraz daha derinlemesine, biraz daha sayfalara açıp burada çünkü sizlere büyük görev düşüyor. Hem kamuoyu yönlendirmenizde hem de devamlı sokaklardasınız. Vatandaş sizlere de soruyor tabii. Biz peki bu arada ne yaptık? Elimizden geldiğince gece saat 11'de işte köprü kapandı mapandı deyince hala aklımıza böyle büyük bir darbenin ve ihtilalin yapıldığını gelmiyordu. Diyorduk ki arada bomba filan kondu, açılır mı açılır ama akabinde gördük ki dünyanın hangi terör örgütünde F-16 var arkadaşlar? Denizaltı var, donanması var. Bu kadar büyük bir ihanet olmaz. Yani bunlar DAEŞ'tan da tehlikeli, PKK'dan da tehlikeli. Şimdi anlıyoruz ki Güneydoğu'da 30 yıldır bu savaş niye bitmiyor? Bu hendekleri inanın belki de daha başka gruplar da açtı. Bu kadar mayını, teknolojiyi, bu kadar profesyonelce dayayıp döşemek, koymak demek ki bazı da dış güçlerin de eli varmış. Bu savaşın bitmemesinin nedeni ülke içerisindeki FETÖ denilen işte terör örgütünün, Amerika'sının, şunun, bunun dış güçleri de. Yoksa bu planı, bu projeyi mümkün değil yapmaları. Halkına silah çeken, tanklarla ezen, ya Kenan Evren bile bir mermi atmadı. Beğenmediğimiz Kenan Evren bile bir mermi atmadı arkadaşım. Sen F-16'ları havalandırıyorsun, darmadağın ediyorsun. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 1923'ten beri bombalanmadı. Orası milletin yeri, orası demokrasinin yuvası, orası milli iradenin tecelli ettiği yer. A'dan Z'ye. Yani işi biraz daha derin düşünüp, biraz daha sağduyulu davranıp, hep beraber buna karşı demokrasi nöbetimizi devam ettirelim. Biz tabii gece 11'de haber alınca hemen geldik. Elimizden ne gelebilir? Türkiye'de ilk defa Sena'yı biz verdik. Daha sonra 4-5 saat sonra Diyanet biliyorsunuz karar verdi. Sağ olsun müftümüz de hemen uydu. Anında yaylalarda oturanlar dahi hiçbir şeyden haber olmayan sabaha kadar Sena okunuyor. Millet meydanlara davet ediliyor. Arkasından hep beraber geldiniz. Bir baktık ki meydan dolmuş, partiler, caddeler dolmuş. Gittik Ahmet Toruk İştası'na 52 tane ağır iş makinemizi koyduk. Ve gittiğimizde bariyerin ucunda paletli ağır araçlar vardı. Belki sizler de geldiniz işte biz hadi anons ettik hep beraber 150-200 taksiyle. Akşam saat 12'ydi galiba. Doğru Ahmet Toruk İştası'na gittik. Yanında durduk. Tabii orada arkadaşlar, subaylar, şunlar, bunlar, uzmanlar vardı. Tabii gelmemizden rahatsız oldular. Onlar da
terör unsuru değil ama göremedilmiş tabii kapıdan kimseyi almayan ama madem senin böyle bir niyetin yok, bariyere, giriş kapısına E5'in üzerine sen niye tankları arkaya koyuyorsun ve paletleri bariyerin önüne koyuyorsun? Ve Hasan Paşa da biliyorsunuz Hasan Polat da terör örgütünün bir üyesiymiş. Allah ıslah etsin diyorum. Yani o davranışımız burada da bayağı bazı şeyleri önledi. Bazı şeyleri önledi. Sağ olsun 150-200 araç gençler geldi oraya. Her bir damlanın bile biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in ateşinden sönmesine faydası var. Ve akabinde tabii sağ olsunlar ben not da almıştım. Mesajlar çekildi tabii. Camilerde serası, zabıta araçlarıyla anons yaptırdık. Merkezi sistemden sabaha kadar. Çünkü millet bilmiyor, evinde yatıyor haklı olarak. Bu tepki zaten konmamış olsaydı, sabaha karşı millet uyanmış olsaydı zaten ülke elden gitmişti. İşte bayrakları dağıtmışız, mekanize alaya gitmişiz. Ne bileyim, anıt meydanında her gün hep beraber nöbetlerimiz devam ediyor. Ne bileyim, erkek öğrenci yurdu, Gülseren Hanım kız yurdu, Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Fetalet yurdu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün, Fetalet Maydanoz Parkı'nın ilerisinde, şu bu, yani burası Güler Koleji. Bunların imar eksiklikleri vardı, imar yönünden mühürledik, bir de eğitim yapamaz çünkü imar tadilatına bayağı aykırı hareketlerden de ruhsatını iptal ettirdik. Yani kentimizde, şehrimizde ayrı kodların hemen hemen 20'ye yakını kapandı. Yurtları, dershaneleri, okulları, okuma salonları, etüt merkezleri ve bunların ruhsatları da iptal oldu. Yani sırf mühürle değil, bir de Milli Eğitim'den ve Kaymakamlık'tan ruhsatları da iptal oldu. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin diyorum. Bu ve buna benzer yanılmıyorsun bir takım yerlere daha kapanma durumu var. Evet. Tabii şimdi bizim normal, mütat, günlük kontrollerimiz var. Dün dediğiniz gibi arkadaşlar yine devam ediyor. Daha önce de bunların bir iki yeri vardı. Eksiği vardı. Gün verdik. Yaptılar, yapmadılar ama hazırlıkları alınmış. Çocuklar gidiyor. Daha araçtan inmeden 15 kişi demir çubuklarla saldırıyorlar. Daha ifade etmeden, izah etmeden. Yani bırak niye geldiğimizi bir sor bakayım bir kere. Tabii birinin gözü patlamış, birinin beli kırılmış, birinin kaburgası kırılmış. 15 kişi bizim 3-4 tane zabıtayı bayağı hırpalamışlar. Ve o inşaat şirketinin sahibi de dün gece 6.30'da gözaltına alındı, tutuklandı. Sabaha kadar nezarette kaldı ve tam mahkemeye çıkacak. Hukuk neyse onu bilemiyorum, hukuk neyse o. Yani. Tabii bizim görevimiz her yeri kontrol etmek. Yani ihtilal olsun olmasın bizim belediyenin. Bütün işte meskenler, şeyleri, inşaatları, ne bileyim imar planlarını veyahut da buna benzer okulları, şuyu, buyu hepsini kontrol ediyoruz ve devam da edeceğiz. Yani bu bugüne münhasır değil. Ama dün böyle bir olay oldu. Yani yaşanmaması gerekirdi. Bu insanlar bizim memleketin müteahhiti, memleketin insanları. Buna gerek yoktu. Yani o kadar inşaatlara gidiyoruz. Her gittiğimizde uygunsuzluk varsa tebligatımızı yapıyoruz, düzeltiyor veya düzeltmiyor. Yani daha kapılarını açmadan çocukların geliyorlar aynı filmlerdeki gibi arkadan vuruyorlar bizim araca. Hani olur ya millet iner arabadan sonra. Onun gibi tam bir operasyonun içine düşmüşler. Gittik hastanede, iki tanesi devlette, bir tanesi gelişimde. Allah korusun çocuğu. Hele bir tanesi tam gözünün şurası. Bir milimetre aşağı gelse gözü patlardı. Bunlar emir eder, bunlar işçi, bunlar belediyenin personeli, günahları yok. Yani marketleri de denetliyorum, inşaatları da, iş yerlerini de, kitapçıları da, imar açısından, usulsüzlük açısından ne varsa denetliyoruz. Bu bizim görevimiz. Tabii yalnız dediğim gibi o dershaneler, okullar değil, bunun yanında da her yeri denetliyoruz. Buradan rahatsız olan var mı bilemiyorum. Rahatsızlığı olan varsa o kendi problemi. Buyurun. Başkanım şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın da başyaverinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu siz de az önce ifade ettiniz. Tüm dünyada bunu öğrendi. İskenderun Belediyesi özelinde yine paralel yapı üyesi
araştırması yaptınız mı? Siz kendi personeliniz bünyesinde böyle çalışmaya giriştiniz mi? Arkadaşlar Allah'a şükür bizim belediyemizde bir tane FETÖ'cü çıkmadı. Tabii yapılıyor çünkü resmi makamlar da araştırın bakın edin diyor yani. Allah'a çok şükür çıkmadı ki çıkmaz. Ama İskenderun'da iş adamlarından şuradan buradan bayağı var deniyor. Onu kaymakamlık yapıyor, valilik yapıyor. Bugün yarın ortaya da çıkar bilemiyoruz. Ama bizim belediyede çıkmadı. Başkan. Öğrendiğimiz kadarıyla Adnan Korkmaz, Akdeniz Gümrük Müdürü, değil mi? Doğu Akdeniz Gümrük Müdürü. İl Milli Emlak, Milli Emlak Müdürümüz Fuat Handır'ı, işte 16 tane savcı hakim, isimleri Facebook'ta çıkmış, ben tanımıyorum arkadaşlar, onlar var. Milli Eğitim'de var, tarımda çıkmış 5 kişi. Tabii bunlar yıllarca takip edilen veya yakalanan, öyle kafadan da alınan değil çünkü kimsenin şahsına, kimsenin şahsiyetiyle oynamaya kimsenin hakkı yok. Ne olursa olsun. Ama ülke bu badireden geçerken yanlışlık olsa dahi hemen yani biliyorsun aklanıyor. İşte evvelsi gün 3 tane tuğ general görevine iade edildi. Yani hukuk karşısında bir suçu yoksa gerçekten aklanıyor ve görevine dönüyor. Ama İskenderun Hatay içerisinde en fazla bu örgütün yapılandığı yermiş. Hem maddi hem maddi idari olarak da duyumlarımız öyle. Daha fazla isimler de geliyor ama tabii söylemek yersiz. Çünkü kimsenin şahsiyetiyle, kişiliğiyle yarın zaten bir hafta içinde savcılık tutuklama verecek, şunu verecek, bunu verecek, göreceğiz. Suçu da yoksa aklanacak, görevine geri dönecek.